Kerbali'de verelim. Verdik mi? Aha vermişiz. Yapıyorum öyle yapıyorum ama gene de batıl yapmıyor. Allah Allah. Para yatırmayınca oyunu oynayamıyorsunuz. Yani oyun şeyli, ücretli yani aylık bir ücreti var. Hem oyunun kendi bir paket ücreti var hem de aylık bir ücreti var. X olmazsa olmaz. 3X ne abi? Şey mi? Follower'lar için mi? 3 follower'ı gönderdin. Boş boş bu akşamımızı güneşi görelim. Tamam abi. Hatta sana gidiş yolumuzu falan da göstereyim. Bu güneşe düşülüyor mu ya? Periapsisimiz iyice 3 milyona falan düştü. Şuradan kontrol edin. Basmıyor. Niye basmıyor abi? Elektriğim var. Çalışıyor. Para mı gidiyor? Abi chat için hangi add-on? Şey ya, aşağıdan basıyorsun ya. Twitch'te chat'in altında şey var ya, ayar. Ona basıyorsun. Ne çıkıyor oradan? Sohbeti farklı pencerede açıyorum, o kadar. Yani WoW'da mı kalmış? Bir dakika. Sahneyi düzenle. Bu Kerbal. Bu WoW. Hah geldik. Şeyden oyunu küçültüyorum. Chat'i de yan tarafa koyuyorum. Zeşke ikinci monitörü olsa da şey yapsak. Ama yok işte. Onun için böyle bir çare yaptım kendime. WoW oynayabileceğim bir yer biliyor musun Kadıköy'de? Orange. Orange'da var mı bilmiyorum ki. WoW birçok yerde var ya Kadıköy'de. Ama internet kafeden WoW'a girmeyin arkadaşlar. İnternet kafeden WoW'a girmeyin çünkü şifreniz sıkıntıya girebilir. Söyleyeyim size. Uf. Hala bekliyoruz ya. Aa ses. Pardon. Yoruldum ya, kafa kalmadı. Bugün ben kaçta başladım? Bir kendi kanalımda başladım. Oradan bir 15-20 dakika bekledik. WoW'a geçtik. Yani bugün saat 3 gibi mi açtım yayını? Kaç? 3, 9 saattir falan yayın yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Biraz şey teknik sorunlar yaşayabiliriz yani. Ha, WoW'daki chat'ten bahsediyorsun. Sağ tıkla yeni pencere, yeni pencere new şey var orada. Ona tıkla, oradan da şeyleri kaldır. Her şeyi kaldır mesela, sadece Whisper'ı koy. Ya da işte her şeyi kaldır. Guild chat'i koy falan. Ben öyle yapıyorum. İki tane benim orada chat'im var. Bir tanesi Guild Officer chat. Bir tanesi Whisper ve Battle.net Whisper chat'i. Oyunda gerçek parayla sadece 9 mat ve 10 pet satılıyor. Hiçbir ama aynen öyle. Ve para harcamak, WoW'da para harcamak sizi kimsenin önüne geçirmiyor. Kozmetikler haricinde. Guild'un adı neydi? Little Angel. Aynen bak. Bahol'in 123'ün dediği doğru. Net kafelerde mailinizi bile girmeyin. Yani ben ona bile karşıyım. Hele hele bankacılık falan, okul görüyorum. Adex'te okul kaydı yaptıran arkadaşlarımız var. Yapmayın. Okul şifrenizi bile girmeyin. Beşiktaş'ta Adex var. Aynen. Mekanımız Adex'ti bizim zaten. Hiçbir dızırt. Oynamam. Kafeden oynamam. Yani. Authenticator, ya bir şey olmaz da şöyle olur. Mailin gider yani. Mail adresinle uğraşırsın bir daha. Onun için sıkıntı yok. Çalınsın ya isim soy kırım hotmail. Abi hangi günler yayın var? Zaten Base'den takip ettiğiniz zaman şeyden, Facebook sayfasından, ya orada böyle herkes, bütün yayıncılar bizim haftalık programı paylaşıyor. Oradan bakın arkadaşlar. Benim kendi kanalımda çoğunlukla random, bu arada 2 milyona düştük. Çoğunlukla random kendi kanalımda ama öğlen 3 gibi falan başlıyoruz. Ben işlerim bilmem ne derken halletmiş ki geliyorum, duşumu alıyorum, yayının başına geçiyorum. O da saat 3 gibi falan oluyor. Kadıköy'e sık geliyorum. Kadıköy'de işim olduğu sürece sık sık geliyorum. Ve arkadaşlar biliyorum birçok yayıncıyı seviyorsunuz. Takip ettiğiniz yayıncılar var. Size en mantıklı yolu söyleyeyim yani. En güzel yol.
yayıncıyı takip ediyorsanız o zaten Facebook'ta paylaşmıştır hangi gün yayın olacak. 2-300. Vay be, çok yavaş şey. Bu güneş çok uzak canım. O kadar uzak ki. Dünya ama nerede kaldı? Biz bayağı da bir yol aldık, söyledim size. İyi yol. Dünya nerede? Ha şurada. Şurada falan. Dünya, evet. Pro skill hakkında öğretici bilgiler verir misin? Hangi bu oyunla alakalı mı? Ne kasmalı, neyde para var vesaire. Para kasmak için meslekler var. Hemen hemen her meslek hemen hemen eşit şey veriyor. Para kazandırıyor. Batı Deniz'in net paketinin AKK'si var mı? Var ama yok. Ve ayrıca şöyle bir güzellik var Süper Online'da. Hani buradan Süper Online reklamı yapıyormuş gibi olmayayım ama AKK satın alıyorsun. Bundan güzel bir şey var mı? AKK satın alabiliyorsun. 50 GB, 100 GB, 200 GB AKK satın alıyorsun. Bitti mi? Satın al. Turbo tuşu var. Bir gün full AKK kalkıyor. O gün Steam'den bütün oyunları indiriyorsun falan filan. Abi işin ne yani mesleğin? Benim kanalda zaten yazıyor, ticaretle uğraşıyorum. Kendi işimiz. Benim başına geçiyorum. Aynen. O kadar uzak ki aynen. Işık bile ancak bize 8 dakika sonra geliyor. Güneş patlasa 8 dakika sonra haberimiz olacak. Düşünün artık. Bu oyunun amacı, bu oyunun şu anda biz sandbox modunda oynuyoruz. Roket yapıyorsun, uzaya gönderiyorsun, uzay istasyonu kuruyorsun. Oyunun gerçek amacı şu. Araştırmalar yapıp science puanları toplayıp oyunda yeni roketler yapıp sana verilen görevleri yapıyorsun. İşte Ay'da koloni kurma, Mars'ta koloni kurma, uzayda istasyon kurma, işte başka gezegenlere gitme, asteroidlerin yörüngesini, dünyayı çarpacak mesela asteroidler var oyunda. Onların yörüngesini değiştirmeniz falan isteniyor oyunda ileride. Çok zor görevler. Acayip zor yani. Atıyorum Rosetta gibi görevler var bilmem ne. Yani inanılmaz şey var. Yani o kadar çok görev var ki hani 1.600'e kadar indik bu arada. Ve ben Liquid Fuel'un bayağı kazanmıştım. Mining, Herb, Gather mesleklerde para yok. Yani Gather yapıyorsun. Bir de onları kullanabileceğin meslekler var. Mesela Herb ne yapar abi? Pot satar. Flask satar. Mining ne yapar? İşte Blacksmith'e çevirir bilmem ne falan. Bayağı aslında Turbo olayı TTNet'te de var abi. Bilmiyordum. Ha Turbo olayı vardır. Ama AKK satın alma yoktur TTNet'te. Bölünmüyor, bir yardım eder misin? Nasıl yardım edeyim sana? Topluca G-Mod oynarsanız çok zevkli olur. Bilmiyorum. G-Mod şey falan mı? Abi 1.5 kilometre. 1.5 milyon kilometre. Zealon iyi geceler. Teşekkürler tatlı rüyalar. Hala sesi çok mu? Ya benim şey fantezim, Kerbal Space Program fantezim şu: uzayda yörüngede bir tane roket yapıp o roketle gezegenlere gitmek yani. Ve o roketi sürekli dünyadan kaldırdığın şeylerle, benzin istasyonlarıyla beslemek. Acayip zevkli ya, acayip. Lanet olsun. Işık hızıyla ne? Giden arabada farları açınca, ışık hızıyla giden arabada farları açarsanız dışarıdan bakan kişi o farların, yani fardan çıkan ışığın durduğunu görmez. Yine ışık hızıyla gittiğini görür. Uzay kendini büküp onu eşitliyor arkadaşlar. Onun için öyle bir, yani şeydesin, arabanın içindesin, elinde fener var. Feneri yaktığında, ışık hızıyla giden bir arabanın içinde feneri yaktığında, sen de baksan fenere, fenere baktığında fenerden çıkan ışık, ışık hızıyla gidiyor. Dışarıdan birisi sen önünden geçerken senin elindeki fenere baksın, o da ışık hızıyla geçtiğini görüyor. Fenerden çıkan ışığın. Ve o ışık hızı hiçbir zaman değişmiyor, hiç kimse için. Hiçbir koşul altında değişmiyor. Mining Blacksmith. Aynen, ben Mining Blacksmith yapıyorum. Alıştığım için, çok süper kazandırdığından değil.
Sadece alıştığım için Mining Blacksmith yapıyorum ben de. Abi 1 milyon. Of. Ben niye güneşe gideceğim diye artistik yaptım ki ya. Efendi gibi şey yapmıyor muyuz? Oyunu oynasak ya. Işık hızıyla giden madde ışığa dönen. Maddeden bahsetmiyorum ki. Lambadan çıkan şeyden bahsediyorum. Daha doğrusu enerjiye döner. O da radyasyon yayılımıyla kendini yok eder zaten. Geçen dungeon'da MPNG vardı. Acayip DPS veriyordu Monk Madsen. Ha. Dediğim gibi anlık gaza gelmeyin. Anlık o anda işte şu anda Tank Warrior süper, değil mi? Süper. Tank Warrior çok iyi DPS yapıyor Gladiator. Bekleyin abi. Bunların hepsi düzeltilecek. Onun için şey yapmayın. Evren falan bükmüyor abi. Evren bükmüyor mu? Büküyor be kardeşim. Hiçbirini tanımak için de evet. NSS ne alaka? Valla işte NS kısaltması. NS'in kısaltması. İngilizce bütün yabancı arkadaşlarla konuşurken adın nasıl telaffuz ediliyordan çıktı muhabbet. N. İngilizce N nasıl okunuyor? N. S nasıl okunuyor? S. Hızlı oku diyorum. NS. 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 Aa, I get it falan. Benim ağzını çakarım adam gibi adını söyle. Kara delik ışık hızını büker. Işık hızını bükmez ya. Kara delik uzayı büker abi. Niye? Kavramları karıştırmayın. Kara delik uzayı büker. Işık hızı değişmez. Kara delik sadece kara delik ışık hızını büker. Bak belki doğru söylemeye çalışıyorsun. Dediğin şey doğru ama kara delik ışık hızını bükmüyor. Kara delik uzayı büktüğü için ışık uzaydan kaçamıyor. Sınıfın gücü değil, senin oynarken eğlenmen önemli. Aynen. Artı, evet daha önemli, senin eğlenmen daha önemli. Bilmiyorum, ben güneşe hiç gitmedim Gaeş. Onun için ilk kez gideceğim. Hiç bilmiyorum, bende ne oluyor bilmiyorum. Sam periyapsis 600 bine iyice indik. Işık hızında hiçbir hacmi, kütlesi varlığı yoktur. Fotonlardan oluştuğu için. Bu yüzden hiçbir ortamda hız değişmez ve zaten ışık hızını çıplak gözle yakalaması, fark etmesi imkanı yoktur şu an. Evet, genel bir bilgi. Eğleneceğim, karar veremedim. Görev rahat yapayım, bir de raid'de. Vallahi sen ne şey yaparsan, yani ne beğeniyorsan onu oyna. Yani guild'un ihtiyacını düşünme. Atıyorum o anda hangi klas overpower diye düşünme. Sen ne oynamayı seviyorsun? Bir dur düşün. Şu tarzı oynamayı seviyorum. Onun için onu oyna. Işık bile kaçamaz. Evet, ışığın kaçamamasının nedeni ışık o sırada uzay zamanda o kadar eğik ki uzay zamandan çıkamıyor. Işığın hızı değiştiği için kaçamıyor değil. Yani kara delik ışığı çektiği için değil. Kara delik ışığın yol aldığı uzay zamanı ışıktan, ışığın gidebileceği şeyden daha hızlı büktüğü için kaçamıyor. Işığın şeyi değişmiyor. Değişmiyor arkadaşlar. Kara deliğin yanına ışık hızıyla geçsek ağzımız yamulur mu? Valla Event Horizon neydi onun Türkçesi? Event Horizon'ın içine girersen zaten hiçbir şeyin yok. Kurtuluşun yok. Event Horizon dışındaysan bir sürü farklı şeyler oluyor. Yani Event Horizon'ın yani şöyle olur. Yani şöyle durduğunu düşün. Ayaklarının üstünde duruyorsun. Hani ayakların vücudundan koparak, ayaklarından başlayarak, hızlanarak içeri doğru koparsın. Yani şu uzayarak, nasıl anlatayım ki? Uzayarak gidiyorsun abi şeye. Güneşe. Bu arada yakıtımız yeter galiba. 300 bin, hadi artık ya. Yani götüm bile de aynı. Hayır abi, HTRMC karedeye göre maddenin hızı arttıkça kütlesi de artar. Tamam, evet. Fotonların kütlesi vardır. Fotonların kütlesi var mı? Fotonların kütlesi neydi o? Neil Bohr'un bulduğu, abi bu muhabbetlere niye girdik? Benim beynimi erittiniz. Neydi o Bohr'un bulduğu şey? Denklem değildi. Ne deniyordu ona ya? Orada abi kütlesiz sayılıyor. Instant damage var. Oha, herkesin kimyası 5. Kimya. Tam Enes'in face sayfasına bakacaktım. Aaa lan.
Abi bizden bilgisayar önerisi istemiş arkadaş ya. 5.000 liraya bilgisayar önerisi istemiştim. Saat 12.30 oldu. Gerçi inşallah acelesi yoktur ya. Bu arada yakıtım yetiyor galiba. 190.000'e kadar indik artık. Frost DK açtım ama iyi DPS veremiyorum. Diğerlerini denesem. Frost DK iyi DPS verir. Sen sadece şeylerini iyi kontrol et. Cooldown'larını ve rotation'ını iyi oturt. Ve AoE DPS mesela Dungeon'ın nedir abi? %70'i AoE DPS yapa yapa gidersin. AoE DPS o kadar önemli değil. Sen single target'a adam gibi DPS rotasyonunu, cooldown'unu kaçırmadan abi bayağı yaklaştık. Cooldown'unu falan kaçırmadan şey yapabiliyorsan, idare edebiliyorsan bence değiştirme karakterini. Bir ısın. Bir şey yap yani. Yarın 6.30'da kalkacağım. Aynen. Işığındaki bir foton enerji olarak görmek, fotonu madde olarak görmek. Kara delik olayı fotonu hangi modelle incelediğine göre değişir. Aynen. Artı, bir dakika, 73 bin. 70 bin. İçini siyah görmemizin nedeni de dışında hala o Hawking radyasyonunu sebep olan 32 milyon. Abi hadi ya. 26, 25, 24, 21. Gözlemleyebiliyoruz yani. Sadece içini göremiyoruz ama dışında hala çok ufak da olsa bir radyasyon var. Oradan çakozluyor. 1 milyon. Yeter. Abi düştük. Oh be. 2 saattir bunu var ya. Olay ufku. Aynen. Olay ufku. Benim main'im Frost DK. Mutlu. Interstellar'cılar nasıl belli? Bana Twitch'ten mesaj atarsan yardımcı olun. Periapsis'in kaybolmuş. Periapsis kayboldu. Sıfıra indik. Güneşe çarpacağız abi Allah'ın izniyle. En sonunda düşeceğiz. Kara delikteki sene nasıl dünyada daha kısa sürüyor? Bunun şeyi bayağı var ya, internette açıklamaları acayip var yani. Kesinlikle aklında bir soru varsa yani görsel olarak basit anlatımı YouTube'da falan bulabilirsin. Time warp yapıp artık güneşe düşelim mi? Ben de burada bayılacağım galiba ya. Evrensel ışık kırılması olayını duymuştu arkadaşlar sanırım. Klasik suya düşen ışın kırılması benzer. Biraz kara delik. Aynen lastik gibi oluyorsun. Hani ayakların olay ufkundan geçiyor ama hala aynen öyle. Enes la, he la söyle. Bor sabiti değil, o başka bir şeydi ya. Şeyleri sen bilirsin ya, vardır aramızda. Bor sabiti değil. Ya beyler, fosforum yok diyorum, yardımcı olun. O başka bir şeydi. Aras ben. O Aras, ne haber ya? Aras, vay be, ulan ne kadar zamandır görüşmüyoruz. Kadıköy salon günlerimizden beri. Siz o zamanlar LOL oynuyordunuz, bak şimdi hatırladım. Abi Karadeniz'in içine girersen evrenin başlangıcı ve bit... Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Beyin Fatal Error. Aynen. Şu anda Fatal Error'dayım. Interstellar'da solucan dilini ilk yerleştiren kim oluyor? Şey yok. Spoiler yok arkadaşlar. İzleme. Planck sabiti değil. Yok bir dakika dur. Planck sabiti değil. Planck sabiti değil. Fotonların enerji paketleri halinde. Buldu Bohr. Matematiksel olarak. Rotation ne demek? Rotation şöyle düşün. 4 tane zarar verme yeteneğin var diyelim. Nasıl anlatayım sana rotation'ı? 4 tane saldırı tipin var. A, B, C, D. A en güçlü saldırın artı sana enerji veriyor. B en güçlü ya, A, B, C, D işte güçten şeye doğru dön. WoW'da şöyle bir şey yok. A, B, C, D diye tuşa basmıyorsun. WoW'da şöyle var. A'la başlarsın. Ana her kılısın bir ana skill'i vardır. A'la başlarsın. Sonra ya B ya C proc'lar. İkisinden biri. B'yi vurursun. Sonra C otomatikman atlamış olursun C'yi vuramadığın için. Bir D vurursun. A'ya geri dönersin. Mesela atıyorum bak kabaca. A'ya geri döndün. Rotation şimdi yeri döndü. Rotation şey demek işte şu döngü. A'yı vurdun. B proklamadı. C kaldı elinde. C'yi vuruyorsun. D'yi vurabilirsin de
rate ya da enerji bekleyebilirsin de A'ya tekrar dönüyorsun. Bu döngü rotation demek. Interstellar spoiler yok. Interstellar spoiler yok abi. AOE ne demek? Array of effect demek. AOE karşından 5 tane 5 tane düşman ya da mob geliyor diyelim. 5'ine birden vuran ama 5'ine de az vurur. Onu da aklında tut. 5'ine birden vuran skill'lere AOE, yani genel anlamıyla AOE denir. Yayın kaçta bitecek? Şu güneşe bir çakılalım, bitecek. Ah bey, oyunu biraz tanıtabilir misin? Oyun, bak yine hızlı anlatayım. Oyun, uzay istasyonlarını yapabildin, uçak yapabildin, bütün roket ve aerodinamik özelliklerini yapabildin, tamamen gerçekçi fizik motorları olan, dünyada gezebileceğin, Ay'a gidebileceğin, uzay istasyonları kurabileceğin, başka gezegenleri keşfedebileceğin, bilim araştırmaları yapabileceksin, yapabileceğin. ...404 abi. Error. Beyin not found. İşte. Öyle bayağı güzel bir oyun. Yani... Nasıl anlatayım? Sandbox modunda oynadığımız için şey... Rotation'da... Neden paraşüt yerine can yeleği var? Çünkü... Yani pek bir kurtuluşun olmadığı için... pek bir kurtuluş şeyi olmadığı için... Oynadığınız oyunu... tanıtabilir misiniz? Bu arada güneşe çarpmadan 150 metre yaklaşınca patlayacaksın, çok kasma. İlk kez deniyorum ha. Yani bilmiyorum, güneşe hiç gitmedim. Onun için güneşe bir gitmeyi düşünüyorum. Belal, güneşin yüzeyine inebilecek kadar yakıtın kaldı mı? Kalacak mı? Güneş bizi çeker ya, bir saniye. Çeker. Surface'e bakalım. 42.000'le gidiyoruz abi güneşe. Ama bu da bir spoiler oldu şimdi. Niye söylediniz ki? İçini siyah görmemiş... İçe çekilen kara maddenin... Bu fizik konusunda ve merak ettiğiniz şeyler konusunda kesinlikle internete bakın arkadaşlar. Benim de bilgim magazinsel, yarım yamalak. Size anlatabileceğim şeyler de kafanda belki okeydir benim ama ağızdan çıkması iyice zaten kayıplarla çıkıyor. Onun için şey yapamıyorsun. Size önerim kesinlikle ya Wikipedia ya işte YouTube'da basit anlatımlar var, onlara bakın. Lol indiremiyorum. Abi paralel evren var mı? Sence varsa kara delikten falan mı gidiliyor? Paralel evren matematiksel olarak sencesi bencesi olmadan zaten var. Yani denklemler üzerinde, ki bu denklemler şey değil, hani böyle yalanlanabilir denklemler değil. Kara delikler zaten, paralel evrenler zaten var. Ama yani denklem üzerinde gözlemlenmemiş, bilimde şöyle bir şey var. Tekrar edip gözlemlediği bildiğin şeyler teoriden çıkar. Teori, yani teori kalmasının nedeni bu. Gözlemleyemiyoruz ve tekrar edemiyoruz. Ne eşyada tekrar edilebilmesi lazım. Warrior var, Twisting nedir da? DK Dunmaul. Tamam, bizim Guild'a gelebilirsiniz. Little Angel biliyorsunuz zaten. Ben yatıyorum, iyi yayınlar, iyi geceler. Her şey sabitti falan filan. Taban çarpı yükseklik abi. Oyunu tanıtır mısın? Ben ama 2 saattir ne anlattım. Planck sabiti değil ya. Neydi atomun şeyleriyle alakalı? De Broglie'den bahsediyorsun. De Broglie sabiti. Sabit değil ya arkadaşlar şey. Ya böyle 10 sayfa şey yok mu abi, bir tane denklem? Şimdi açacağım. Kaynağını. Paralel evren bencesi yok abi, var arkadaşlar paralel evren. Avogadro değil, Jamirio sabiti, o da değil. Solucan delikleri gerçek mi peki? Görmedik ki. Yani yine denklemde var onlar. Yalnız solucan delikleri arkadaşlar şey, yani kuantum seviyesinde, atom altı seviyede çok küçük oldukları şu anda şey. Onlar da denklem üzerinde kabullenilmiş değil de işte. Bu arada baya güneşe geldik. Abi şunun haşmetine bak ya. Şey filmini neydi? Sunrise miydi? Neydi o filmin adı? Onu bir daha izleyeceğim. Call of Duty serisini heyecanla beklenen yeni oyunu Advanced Warfare Play Store. Abi Play Store harbiden unuttuk ya. Play Store arkadaşlar. Biliyorsunuz artık muhabbeti. Yapmayın. 50 kere söyletmeyin. Play Store'a girin bir bakın. En azından taksitli alın. En güzel şey. İnternet. Bu arada benim yörüngem niye o kadar kötü olmaya başladı? Periapsis neden yok? Çünkü çakılıyoruz.
Herkesin beyni meme yapacak. CTLA alan hasarı. Abi lütfen time warp yap, yatacağım, tamam. Yapıyorum. Kızmayın. Bayağı da hızlı time warp yapıyorum ama. Uf. Şunun güzelliğine bak ya. Abi çok güzel ya. Save at. Evet, save. F5. Spoiler vereyim. Ya niye söylüyorsunuz ya? Bu oyunun adı Kerbal Space Program. Kerbal oyunun adı Kerbal Space Program. Abi gerçek hayatta uzaylılar var değil mi? Açıklar mısın? Uzaylıdan kastın ne? Yani şu anda Europa'ya buzlarının altında adamlar hala bir ümit. Yani tek hücreli de uzaylı. Şimdi uzaylı kavramı yeşil yaratıklar, UFO'lar falan derseniz geçin abi o dünyaları. Şu anda önce bir şeyi bulsunlar. En azından protein bazında, karbon bazlı bir tek hücreli bulsunlar. Ondan sonra şey yaparlar. Uzaylı kavramını ondan sonra oturturuz. De Broglie amca der ki fotonlar hem dalga hem parçacık. Evet. Fotonun neresinden bakarsan hem kütlesi vardır hem de kütlesi yoktur. Aynen. İlk defa görüyorum. Bu nasıl bir oyun? Yani. Hızlandırdım. Gemiyi göstereyim. Aa, çok güzel bir kamera açısı. Çok güzel değil mi ya? Benim bilgi magazin sen. Tamam tuhafçım, anlat. Manyetik enerji uzmanlık alanı. Eyvallah. Yani şuradan. Bizim periapsisimiz yok. Periapsis. İnşallah çakılırız abi. Şuralarda bir yerde çakılmayı planlıyorum. Base'de. Bitmedi canım. Şu güneşe bir gidemedim. Uzun zamandır bu kadar çekti muhabbeti yaptığını görmüş. Ya işte şu vakti beklerken Kozmos bir uzay sevimi belgesini izlesin. Aynen izleyin arkadaşlar ki Kozmos'tan önce de dediğim gibi genel kültür bile olsa bir şeyleri daha iyi anlayabilmeniz için daha böyle temel şeyleri izleyin. Paralel evren bir adamın uydurması. Bilmediğimiz şeyin olduğunu nereden bileceğiz? Paralel evren bir adamın uydurması değil ya. Değil ki. Kimse görmediyse nasıl olacak? Yani şöyle bir şey var. Sen atom altı parçacığın... Abi bak şimdi beynim eridi. Bana yardım edin. Kimdir arkadaş? Bir dakika. Tuhal. Heh. Tuhaf. Hem de sen de bana yardım et. Gözlemleyene kadar, bir elektronu gözlemleyene kadar o elektronun belli yerlerde olma ihtimali var. Tamam mı? Şurada diyemiyorsun. Gözlemleyene kadar. Gözlemlediğin anda onu orada görüyorsun ama diğer yerlerde olma ihtimali ya da gerçekliği senin o anda gözlemlediğinde olduğu yerden farklı değil. Onun için oradan çıkıyor. Ana mantık oradan çıkıyor. Senin görmene gerek yok. Yani görmediğin birçok şey var abi. Yani niye şey yapıyorsun ki? Bohr yarı çapı değil mi hocam? O da değil ya. Abi kafayı yiyeceğim. Bir saniye. Paralel evrende neler oluyor? Kim bilebilir ki? Teori yasa olmadıkça yoktur. Yok be ya. Bak tuhaf. Tuhaf. Helal olsun da sen onu açıklayana kadar chat ölecek yalnız. Ya da sen bayağı bir şey geçirebilirsin. Ayrıca kuantum fiziğiyle bizim algıladığımız fizik çok başka. Evet. M'ye bassan daha güzel. Pardon. Şunun güzelliğine baksanıza. Sunshine miydi o film? Hangisiydi ya? Bence uzaylılar var. İşte yani bencesi, sencesi göreceğiz. Göreceğiz yani. Bakalım şu çakılacağız bu arada. Uf. Neydi o film canım? Güneş hani sönmeye yakın güneşe doğru gidiyorlar da nükleer bomba atıyorlar tekrar güneşi. Sunshine miydi? Orada bir sahne vardı hani
şeyin kapakları açılıyordu, güneşe bakıyorlardı gözlükleri takıp. Af be. Öğrenci değilim ya. Öğrenci değilim ne yazık ki. Öğrenci gibiyim ama. Dünya, yani yaşadığımız alanı bırakın, yaşadığımız galaksi falan filan. Tamam. Oyunun amacı ne? Dilimde tüy bitti. Kerbal gözünden görün. Görelim mi? V'ye bas. Dur bakayım kamera. Altitude falan çıldırdı. Bu ne? Flight check. Crew in place, fully fueled. Is there a rocket behind you? Do you know what these buttons do? No. Afraid of heights? Are seats nice? All systems normal, what? Abi çok güzel ya. Anasını satayım. Altitude artık dibe vuruyor bu arada. Gebereceğiz birazdan. Hep. Kervallerin tipine bak. Mutlular değil mi? Bakayım. Dur. Mutlular herhalde. Gözükmüyorlar. Niye gözükmüyor? C. Aynen adamlar benim gibi ağızları bir karış açık kalmış güneşe bakıyorlar. Daha dünyanın keşfedildiği dünyanın merkezine tam çözüm uzay araştırmaları aşkı nereden geliyor? Yani. Nasıl yani? Yapmayalım mı? Önce dünyayı bitirip sonra mı gidelim? Güneşte patlamalar yok. Ah. Ah. Bunlar ona grafik paketiyle geliyor. Grafik paketi de bu 0.25 sürümü olduğu için bu 0.25 sürümünde şey yok. Yapamıyoruz. Ne biçim güneş? Deniz uzaydan daha iyi çekici. Yani ona hani selam İlkan, hoş geldin. Hawking'in uydurması. Kervallerin ağızları açık kaldı, şuna baksanıza. Abi benim de ağzım açık kalır, bunu görürsün. Roketimin arkasında ne var şurada? Güneş lekesi mi? Yok değil. Şu ne abi? Şurada bir şey var. Deniz'in nefes alacak. Paralel evrende neler olduğu belli değil çünkü... Ya of, şöyle yani neler olduğu belli değil aynen, o kadar. Heisenberg belirsizlik ilkesinden bahsediyor şu anda. Kuantum fiziğin temelidir o. Bir dakika, ben paralel evren değildir o, paralel ha, devlet. Doğru, aynen paralel devlet olabilir. Elektronun hızını yerini asla aynı anda bilemezsiniz, aynen. Valla İlkan şeyi sorguluyoruz, bilmiyorum, böyle takılıyoruz yani. Kuantum mekaniğini okusunlar abi. Çok zor abi. Kuantum mekaniğinin profesörleri bile adam kuantum mekaniğinden bir halt anlamadım diye. Okuyup yani okumak dediğin akademik olarak okumaksa yani ama akademik olmadan biraz karıştırınca kafa şey olabilir. Yani temeliniz iyi olsun arkadaşlar. Fizik temeliniz biraz da böyle hayal gücünüz, anlama yeteneğiniz iyi olsun. Bayağı bir şey... Bayağı demeyeyim de bir şeyleri çözmeye başlayasınız. O konu hakkında bilemeyiz diyorsun ama bilmediğini nereden biliyorsun? Evet hadi bakalım sen de beni yine taklaya getirdin. Aynen abi önemli olan yasalaşması. Bu sohbeti karıştırabilir miyiz? Açıkladın işte hocam bana gerek var mı ki? Sen şey açıkla bize. Nedenini daha iyi açıklarsın. Hah, evet tamam açıklıyorum. Lise düzeyinde fizik. Aynen öyle. Çok da şey değil arkadaşlar. Çok böyle kafa yakan şeyler değil. Abi belgeselde de hep kesin olarak konuşmazlar. İhtimal olabilir şeklinde konuşuyor. Uydurma da olabilir. Yani o adamlar da diyor evrenle ilgili her şey. Yani. Çarpacağız mı artık? Sıkıldı. Feyizli sıkıldı. Çarpıyorum. Feyizli. Senin için çarpıyorum.
Surface'e uzaklığımız çekiyor şu anda. Hangi filmi anlattım? Filmi anlatmadım. Hayır, Interstellar spoiler'ı vermedim. Filmi anlattın. Hangi filmi anlattın? Allah aşkına time warp yap abi. Yapıyorum. Altitude saçmalamaya başladı. Şu anda kaç? 29. 29 milyon değil mi? 23 milyon kilometre şu anda. Evet, 23 milyon kilometre. Time to periapsis 24 dakika. Şurada şu bittiğinde çakılıyoruz. Yok yok Ahmet. Ahmet icabi de şey ben şeyin Time Warp 10X. Ben pardon öbür filmin şeylerini. Kerval gözlerin ne görüyor bakalım? Ne görüyor? Map, kamera. Güneşi görüyoruz abi. Bildiğin güneşi görüyoruz. Abi ağzı bir karış açıldı bununla. Ne oldu kuzum? Neye şaşırdın bu kadar? Şu anda güneşin etrafında dönen bir sondamız yok muydu bizim? Bir tane probumuz. Neydi onun adı? Etrafında değildi, yakınlarında bir yerde bir tane bizim... Sonda mı vardı, ne vardı? Bir şey vardı. C. Beyler, en hızlı bu. Şu bittiğinde çakılacağız. Kuantum füziğine bir ilgi duyup bakarsanız çok eğlenceli. Aynen öyle. Rydberg sabiti. Ya abi şöyle düşünün bak ben size yarım anlattım. Dur. Bir saniye. Planck sabiti değil. Kuantum mekaniği, Bohr matrisleri, belirsizlik ilgisi o da değil. Abi. Manhattan projesi. Oha Bohr Manhattan projesi. Ha tanışmış tamam. Manhattan projesinde var mıydı yok muydu? Yoktu diye biliyorum ya. Mirası. Abi kafa gitti ya. Abi 10 sayfa bir tane şey yok mu? Denklem. Atom normalli mi deniyor? Ne? Bir şey deniyor ona. Camını bir silseydi. Abi o Mac'in camını ben de dikkatimi çekti. O Mac'in camı şeyden. Benimle alakası yok. Time warp atamıyorum. Bak. Cannot time warp faster. Yapamıyorsun. Kuantum fiziğine sıçayım. Tüm dertlerim bitti. O mu kaldı diye. Aynen. Şimdi Jack the Nipple Aras'cığım öyle bir yazmışsın ki şimdi bak bunu nasıl okuyacağız? Emisyondan yargılanıyor falan. Okudum. Oyunun adı Wolf Team. Evet. Time Warp yapamıyorum. Yapamıyorum. Time Warp olmuyor. Time please. Abi hızlandır. Tamam. Olmuyor anladınız mı? Belli bir yüksekliğin altında bundan daha hızlı Time Warp olmuyor. Zaten az kaldı. 13, 12, 11. Az kaldı abi az. Nazar boncuğu asmışlar. Bir dakika öyle bir şey var mı ya? Kamera. Nerede gördün sen onu? Hadi tam camlardaki pislikler. Bu ne abi? Kitap var. Important Papers and Crosswords. Aferin. Bulmaca çözüm. Fridge. Never mind the wires. Ne var abi bunun içinde? Abort. Abort için çok geç gülüm. Bu saatten sonra hiçbir şey abort edemezsin. Biz varız. Nazar boncuğu. CD'yi gördüm ama aynadaki dikiz aynasındaki nazar boncuğunu göremedim. Kaçırdım onu. C. Paralel evrenlerde krank faturaları ödüyor. Harbiden öyle bir şey olabilir. 12. Bak sana dedim. Bir şeyler çıkar dedim.
Periapsis'e bak. Hayır, periapsis'e bir saat yok ya. 7 dakika bitiyor. Çok geriden okumuyorum. Çok geriden okuyorum. Abi o öldür beni. Sen dedim sana. Bütün insanlar annelerden. Yani geyik iyice artık şeyini kaçırdı. Bugün gittim Interstellar'a. Gerçekten muhteşem. Spoiler yok arkadaşlar. Ben Nuvan'da. Ha? Yollamış. Denedim. Nuvan'da aynen. Onu da şu güneşe bir çakılalım, onu da açacağım. Nuvan'da açacağım. Dalga geçmeye çarpılmış olabilir. Aynen. Belki susamıştır. Webcam kapat. Dört harf. Omuz atmış. O ne demek ya? Böyle oynar mısın? Hiç oynamam. İçinde link var Nuvan'da. İçinde link var. Mesajların içinde link var onun için. Güneşin yer çekimi var mı? Güneşin var. Her şeyin var. Yani her şeyin bir kütle çekimi var. Steam üzerinden oynanıyor bu oyun. Korsanı yok diye biliyorum. Korsanı yok. Link dediği Base TV. Aynen o yani nokta TV yazınca Moobot bizimle alakalı bir şey değil. Moobot banlıyor. Hadron vardı, ne oldu? 11 trilyon volta mı ne çekiyorlar şimdi onu? Bir uzay aracının 200 bin kilometre hızı gidebildiğini biliyor muydunuz? 200 bin kilometre bölü ne? Soru bu sana. 200 bin kilometre bölü saatse hiçbir, yani şu anda Voyager kaçta gidiyor bilmiyorum da, şu andaki en hızlı giden obje sanırım Voyager. Bizim insanların yaptığı, o da slingshot yapa yapa o hıza falan çıkmıştır artık. Nuvandacığım, evet ben geç okuyorum. Oha, 6-7 dakika geç okumuyorum, abartmayın. Kuantum öğretiyorum diye. Neydi o? Secret miydi o kitabın adı? Ulan ne gülüyordum o kitaba ya. Sonra Cem Yılmaz da zaten çok iyi dalgasını geçti yani. İşte böyle evrene gönderiyorsunuz. Bilimin kendisi küfür gibi. Gidin Lord of Rings falan okuyun. Fantastik şeyler yapın. Acayip. Bilimin kendisi küfür gibi. Peki. Ne diyelim sana? Öyle düşünüyorsan abi yapacak bir şey yok. Her şeyi bilemeyiz zaten. Her şeyi bilerek yaşamak değil, mutlu yaşamak. Aynen öyle. Ama her şeyi zaten bilemeyiz. Ama insanlar sorularına, yani abi kafanda bir soru var ve o soruyu öğrenebileceğim makamlara, ne yazık ki demeyeyim de, öğrenebileceğim makam bilim abi. Yapabilecek bir şey yok. Senin bile kütle çekimin var. Numix. Aynen. Hani kütlesi olan her şeyin kütle çekimi, o kadar düşündü. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Zamunda da olması lazım korsanı. Ha, var korsanı. Bilmiyorum. Vücudumuzun 7 gram ağırlığı nedir? What? Dünya seni çektiği kadar sen de dünyayı çekmiyorsun. Kadar çekmiyorsun. Karşılıklı çekişiyorsunuz ama o senden daha çok seni çektiği için yapışıyorsun abi. Oyun amacını yine yeni açtım. Oyunda güneşe giriyoruz abi artık. Şimdi korsan yapmayın ya. Ne diyeyim ki? Voyager 65 kilometre. Bölü saat. Allah Allah. 65 kilometre bölü saat çok az değil mi ya? Dünyanın çektiği kadar Ümit Besen aşk derdi çekiyor. Enes, evet Voyager 62.000. Aynen değil mi? Voyager anısını satayım. Jüpiter'i geçti mi? Ne yaptı o? Onun hala bir altı... Ah! Patladık aşkım. Bildiğin patladık abi. Bildiğim patladık.
Neyse, sonucun bunu olduğunu biliyorduk. Oyunda güneşe gitmedik demeyiz. Dileğe kaç saniye bakacağım. Bir de benim dileğim var. Onu da ekle. Uzun süre düşünürsen kafayı yersin. En iyi düşünmemek. Yani tam katılmıyorum. Işıklar açtı, güneş aydınlansın. Abi patladı. Bu kadar. Yayın bitti. Hadron deneyi ne oldu? O devam ediyor işte. 11 trilyon volt mudur nedir artık, ona çıkartacaklar. 7 ile yaptılar. 11 ile devam ediyor. Uzaydaki karanlık kütleyi yavaş yavaş çözmeye başlamışlar. Yani onun da bir karanlık kütle var, bir de karanlık enerji var, anasını satayım. Adam bir de onunla uğraşacak. Voyager yaklaşık 36 bin mil ile gidiyor diye biliyorum. Oyun amacı kervanları öldürmek. Çözmüş Soaring Sword. Hocam o ruh ağırlığı değil, ciğerlerde kalan ama. O son pırt daha doğrusu. Son pırt deniyor ona. Son pırt bir şekilde çıkıyor. Abi patladık ya. 1300 metre mi? Aha aynen, 1299'da patlıyoruz. Bu muydu? Ha, buydu işte, al bu kadar. 1300 metre sınır. Arkadaşlar bu da şey olsun. Manyak, teşekkürler. Slingshot uzaklığı arttırmıyor, daha hızlı gidebilmemizi sağlıyor. Onu bir bakmak lazım. Hız arttıkça madde küçülüyorsa hız ışık hızını geçerse. Hız arttıkça madde küçülmez ki. Hız arttıkça madde küçülüyorsa. Hız arttıkça madde küçülmüyor ya. Slingshot nedir? Slingshot gök cisimlerinin kütle çekim alanlarına girip kendini fırlatmaktır. Slingshot sapanlayacak. Evet. Hız arttıkça madde gücü. Nuanda'nın gemisini yapalım abi. Uçuralım 2 saniye. Neydi o? Şuydu değil mi? Baksız mıydı onun adı? Baksız güzel uçak. Evet buydu. Bunu biraz uçuralım. Evet. Launch. Çok gizli bir bilgi vereceğim. Başka yerde bulamazsınız tarih kitaplarında. What? Az buçuk kara deliklerden abi vallahi ölürüm ya. Kara deliklerin bir çok böyle aşırı bir hikmeti, yani oluşma şekli çok büyük yıldızların içine çökmesiyle oluşuyor falan filan derken çöke çöke artık o kadar sıkışıyor ki atomlar. Fizik kuralları bile geçersiz olacak şekilde kütle çekimi oluyor. Abi nasıl anlatayım ki şimdi? Hop. Hop sas. Abi çok temiz. Çok güzel. Uçuyoruz. Hız arttıkça madde uzar. Hız arttıkça madde uzar. Yani hız arttıkça dış madde uzar dediğin şöyle olabilir. Dışarıdaki bir gözlemci uzadığını görüyordur. Öyle diyebiliriz. Ama tam emin değilim. Hız artınca madde küçülmez. Kütle azalır, yoğunluk artar. Değiştirelim. Tabii çok temiz yapmışsın. Ya. Ben bunu bu arada yayınlarım. Bir dakika, tekerlekleri kapatalım. Şeklimiz olsun. Bunu binaya sokacağım bu arada. Patlatacağım senin uçağını. Patlatayım mı senin uçağını? Güzel ama yani dengesi falan 10 numara yapmışsın. İnsan al kaç saattir çevirmiyor. Dur bakayım. Bu uçak Kerbal gezegeninden kalkış yaptı. Kerbal dünyamsı bir gezegen.
şu gariban Bobman'la Bob'un yaşadıkları gezegen. Çok temiz uçuyor ya. Rolda bak hiç stola. Ben bunu stola sokmaya çalıştım. Bugün girmedi. Bir daha deneyelim abi. Yayında deneyelim. Stola sokuyorum şu anda. Uzaya çıkar mı bu uçak? Çıkmaz. Atmosferin atmosferden ilerledikçe hava biteceği için bu motorlarda jet engine havayla çalışıyor. Belli bir yerine kadar çıkar, ondan sonra geri süzülür. Stola girmiyor abi, süper. Bina patlatacağım. Evet, uçağın çok güzel. Bakalım uçağın patlama şeyi nasıl? Bir de onu deneyelim. Hadi. Hadi. Şöyle güzel. Güzel. Güzel koçu. Güzel de kamikazeyi güzel yapalım. Karabiyon var şeyi yenmesi. Ama bunu var ya, 190 ile çarpacağız ama çok da bir şey değil. Sokayım şunu ya. Böyle harbi kapatacağım bu arada. Sonra. Benim beynim eridi şu an. Oha, bir şey uçuyor. O uçan da gitti. Buglu olanı dene. Peki. 2 saniye onu deneyeyim hemen. Amaç? Amaç yok abi. Bir şeyler yap, uçur, test et. Şey yap. Takıl. Falan. Ya amaç var aslında işte. Kariyer modu var. Kariyer modunun bir amacım var da şu anda bizim hiçbir amacımız yok. Bak 324 load. Bizim amacımız Kerbal'i amaç dışı kullanmak. Aynen öyle. İkiz kırı. Voyager'ın gönderdiği en son rapora göre velocity relative to sun 17.000 kilometre bölü saniye. Abi 17.000 kilometre bölü saniye. Ve hala garibim Jüpiter'de falan değil mi? Ha, bu böyle uçuyordu, bir dakika. ...450... ...stol... ...toparla... ...içinde kimse var mıydı? Tuhafcığım, efendim... ...seni takıyorum, niye takmayayım? Çeteni mi kaçırdım? Açma kafası artınca madde küçülmez, kütle... ...yani... ...bo oynasana abi, şimdi ne gider gece gece... ...bir uyusam daha iyi olur... ...Esinci'nin yayını ne zaman? Esinci'nin yayınını, yani Beyz'in Facebook sayfasından aslında şey yapabilirsin. Sinek. 750 metre bölü saniye mi? Yok artık. Yok artık. Revert to launch. Sası aç. Bir saniye. 750 metre bölü saniye. Mart abi, bildiğin kuş. Bir dakika. Oha, 780-800. 770-790. Bir dakika. Yapacağım. 780 ile gidiyoruz şu anda. 820-830. Bu ne abi? 790-800-810. ...820, 830, 840... Bu nasıl bir şey ya? Ben bunu binaya çakarım. Bunu... Hey, düzgündür.
artık bu hızla yaratacağı enerjiyi çok merak ediyorum yani. Bunda nasıl yavaşlayacağız? Yavaşlama yok. Kafalama girme var. Şöyle dön. Şöyle toparla. Şuradan in. Abi bunu binaya... Lan bunun önü neresi? Aa! Niye durdu bu? Barış içerisinde süzülüyoruz. Bu uzaya çıkar mı? Çıkmaz. Bu uzaya çıkmaz. Allah Allah, niye hızlanıyoruz biz ya? Hadi lan. Bug 4. Bug 4'ü indirmedim. İndirmek, bir de bu daha betası İlkan. Öyle de bir durum var. Sazı kapatıp salıyon yavaşlıyor. Olabilir. Fixlendi. Okları var cebimde. Beyler hadi. Beyinde zaten fosfor kalmadı.